Evet gelelim videonun kapağındaki şirkete. Videonun kapağına konu olan şirketen dedim ya size 2 kat belki 3 katına çıkabilecek olan şirkete. Gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul son 8 günde düştü Ya bu, bu var ya inanılmaz yani inanılmaz. Ve <laughs> o kadar belli ki yani o kadar belli ki bastıkları. Neden biliyor musunuz? Bak gün içerisinde sizinle şöyle bir 5 dakikalık grafiğe gelelim. Gün içerisinde bir bakalım bak. Böyle bir şey yok. Böyle bir gündem yok. Yine bomba gibi bir gündemle karşınızdayım. Başlığı görünce şöyle demiş olabilirsiniz. Ulan yavşak. Borsa anamızı alattı. Sen hala iki kat çıkacak bu hisse. Gidecek hisse. Cartcurt bizi burada kekliyorsun diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben olsam ben de böyle düşünürdüm bu arada. Söve sayaya girerdim yani video. Ama gerçekten şaka değil. Clickbait değil, videoyu izleyin diye değil. Gerçekten böyle düşünüyorum. Birazdan o hisseyi anlatacağım sizlere. Neden böyle düşündüğümü anlayacaksınız. Daha sonra ister hak verin, ister ters düşüncede yer alın. Ama önce şu piyasayı bir elden geçirelim. Enflasyon verisi sonunda geldi. TÜİK'e göre enflasyon %2.97 arttı. TÜİK'e göre de yüksek bu arada. %49.38 oldu. Daha önce Mehmet Çimşek ne demişti? Enflasyonun bu ay %50'nin altına düşmesini bekliyorum demişti. Zaten biliyorsunuz enflasyonda onlar yazdıkları için... Efendim ne yazalım? Oğlum %50'nin altına indirinde ne yazarsanız yazın. O zaman efendim ben %49-38 yazıyorum falan diye düşündükleri için zaten düşer yani. Ben TÜİK'e bakmıyorum. Şimdi ENAK tarafına gelelim. ENAK enflasyonu aylık %5-34. Şimdi şunu diye olabilirsiniz. Ulan ENAK'ınkinin doğru olduğu ne malum? Tamam o zaman ortalamasını alalım. Yine %4'lere yakın bir enflasyon. Bu çok yüksek yani. Çok yüksek ya. Almanya'da yıllık yani Avrupa bölgesinde Euro bölgesinde yıllık enflasyon %1.8'e düştü. %1.8 yıllık. Amerika'da yine aynı şekilde %2.5'ların altına geldi. Yani Türkiye'de aylık ortalama %4. Yani en de doğru değil. TÜİK'inkinin doğru olmadı zaten %100. Yani bunu zaten görüyoruz, yaşıyoruz, hissediyoruz. Ve burada baktığımız zaman en çok neler artmış? Giyinme ayakkabı, ev eşyası artmış. Bunlar tabii ki okulların artışıyla beraber eğlence kültür tarafı artmış. Özellikle eğlence kültür tarafı artıyor ve konutlar tarafı konut %6.97 ki bence de da yüksek özellikle %25 limitinin Kaldırılmasıyla beraber kim dinliyordu ama Öyle yapanlar vardı yani Bu millet yine birbirini iyi kırmıyor ben size söyleyeyim yani Normalde birbirlerini parçalıyor olmaları lazım Şimdi Hakan Karan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eş, eski Eşki baş ekonomisti Hakan Karan'ın bazı twitter paylaşımlarına Bakacağız biliyorsunuz çok güzel paylaşımları Var Hakan Karan'ın bir faiz Kur makası faiz diyorum fiyat kur makası Açılmaya devam ediyor yani normalde Türk lirasının enflasyon kadar değer kaybetmesi lazım dolar karşısında. Lakin güçlü TL tutumu devam ettiği için faiz kur makası açılmaya devam ediyor. Bu neye sebep olacak? İleride doların artmasına. Zaten doların daha yüksek seviyede olması lazım. Bu bilinen bir şey. Yani gelecekte dolar adil fiyatına gidecek ama adil fiyatı git gide yukarı, dön, yukarı doğru gidiyor. Onu bir söyleyelim. Onun haricinde Hakan Kara demiş ki altın ithalatı geçen yıla göre düşse de pandemi öncesi eğilime dönmesi zor görünüyor demiş. Altın ithalatı çok yüksek. Şimdi altın ithalatı Türk milletinin yatırımı şudur. Konut alabiliyorsa, parası varsa konut. Parası yoksa altın alır. Ha, bugünlerde faiz. Bakın, şimdi Türkiye'deki enflasyonun da cari açığında sebebi vatandaşın eğilimidir. Vatandaşın eğiliminin sebebi de kusura bakmayın hükümettir, yöneticilerdir. Neden? Abi siz bak borsayı görüyoruz bugün, borsanın da halini görüyoruz. Şimdi bu vatandaş, mesela borsa yatırımcısı bir vatandaş, çoğu vatandaş bugünlerde şunu söylüyor. Senin gibi borsanın ta... E böyle olunca ne oluyor? Adam diyor ki ulan diyor borsada borsada başımı artacağıma gider paşa paşa altını alırım diyor. E sen de o kadar altın yok ne yapacaksın altın ithal edeceksin. Bak hem cari açığın arttı hem de ölü yatırımın arttı. Ama ne oldu vatandaş tokat ye 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 defansif bir yatırım aracına gitmeye başladı. İşte bu borsadaki yapılan oyunlar. Yani SPK biliyorum tamam serbest piyasa falan filan ama abi serbest piyasa diye organize bir şekilde piyasanın içinden geçmelerine müsaade ederlerse ben ne dedim dün size borsada eğer bir manipülasyon varsa bu bilinçli yapılan bir operasyonsa ki bahane edildi İran İsrail olayları neden bahane edildi çünkü dünyada fiyatlanmıyor ki bu ons altın düşüyor lan kriz döneminde altın düşer mi? 10 altın düşmez. Ya Amerikan borsalarına bir şey yok. Bak İsrail borsası 1.47 düşmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam bakarız birazdan. Borsa İstanbul %11 düştü be 7 günde. Bu böyle ise ne dedim size vatana ihanettir. Niye bak ne diyorum. Borsa gibi alternatif yatırımların önünü keser insanları soğutursanız insanlar altına yönelir. Altın yoksa altın ithal edersin. Eğer ithal edersen altına da cari açığın artar. Cari açığın artarsa da ekonomin zayıflar. Zayıf ekonomi zayıf devlet demektir. Devam edelim. Başka ne demiş Hakan Kara? Fiyat endekslerinden bahsetmiş. Birikimle birikimle enflasyondan bahsetmiş ve bakın önemli bir kısım şurası. Dünyada ham madde fiyatları ve dolar endeksinin düştüğü ham madde bu arada e, petrol enerji de düşüyor. Petrol fiyatları da düşüyor. Çok ciddi şekilde düştü. Belki 70 doların altına düşecek. İçeride talebin zayıfladığı üstüne kurun ve ücretlerin baskılandığı bir dönemde enflasyon hala yüksekse bunun tek açıklaması beklentilerin henüz düzelmemiş olmasıdır. Vatandaş iki sebep var bak iki sebep. Bir vatandaş enflasyon düşeceğine inanmıyor. Zaten zaten bakın o kadar büyük bir fark var ki piyasa katılımcıları yani işte banka müdürleri işte finans kuruluşu müdürleri vesaire gibi piyasa katılımcılarının ya, piyasa katılımcılarla yapılan ankette enflasyon %20 ile 30 arasında bir beklenti var. Reel sektörde %50 50 ile 60 arasında bir beklenti var enflasyonda hane halkında %70'in üzerinde. Farka bakar mısınız? Bu ne demek? Bir, iki sebep var. İnsanlar enflasyon düşeceğine inanmıyor. 2 çakal tayfa. Çakal tayfa abi dolar artıyor abi peynir ne kadar arttı senin haberin var mı falan diyerek hani böyle bir çakal tayfa var ya puş tayfa. Ben onları öyle söylüyorum çünkü onlar vatan aynı benim gözümde. Bak açık söylüyorum. Maliyeti artmamasına rağmen ya abi dolar artıyor veya ula dolar artıyor. Şimdi ben doğu şivesi yaptığım zaman doğu şivesi yapma diyorlar ya bir inanılmaz bir Kürt hassasiyeti var Türkiye'de. Halbuki ben burada en fazla Türk eleştiriyorum yani. Hadi size de ula peynir ne kadar oldu haberin var mıdır sen uşağım diyeyim. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Bunlar vatan haini diyorum. Çünkü neden? Bak enflasyon, enflasyon ahlakı bozar. Ha, tamam birinci sebep hükümet ama bu tayfa da var. İşte burada saydıklarına rağmen Hakan Kara'nın meme şimşek var ya saçını başını yoluyordur şu anda. Ne yaparsa yapsın enflasyon düşmüyor. Çünkü davranışsal bir bozukluk var. Onun haricinde bazı diğer paylaşımları da var. Lakin Hakan Kara ile ilgili bunlara baksak yeterli olacak. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Fatih Karan dedi ki hizmet enflasyondaki ataleti besleyen en önemli grup kira. Göstergelere göre yurt içi talepte yavaşlama sürüyor. Yılın geri kalanındaki negatif çıktığı açı e dezenflasyon sürecinin önemli parçası olacak. Para politikasında kararlı duruşumuz devam ettireceğiz. Ben size şunu söyleyeyim. Kasım'da. E, e, faiz indirimi falan yok onu da söyleyeyim hatta belki aralıkta da yok çünkü enflasyon güçlü duruyor aynı Amerika'daki gibi Amerika'da da Mart ayında e, faiz düşecek düşecek dedik anasını satayım Eylül'de düştü evet Mehmet Şimşek'ten bazı açıklamalar var hep aynı açıklamaları yapıyor zaten Sayın Bakanımız İmalat sanayi daralmaya işaret ediyor ama bu geçici İmalat sanayi, sanayi daralmaya işaret etmiyor Sayın Şimşek İmalat sanayi ölmek üzere PMI 44 geldi PMI hizmet satın alım müdürleri endeksi 44 geldi bu <laughs> ne kadar devam edecek bilmiyorum. Enflasyon zaten tekstil öldü. Enflasyonda kalıcı düşüş için şartlar oluşuyor. Dezenflasyon aynı hızda olmasa da sürecek. Hizmet enflasyonundaki katılık zamanla aşılacak. Bakalım öyle mi olacak? Zamanla aşılacak dediniz. Bir buçuk senedir uyguluyorsunuz bu programı. Hangi zaman aşılacak? Merak ediyorum. İşsizlik oranı iyi seyrediyor. Ya bu, bir de bu verilere ben güvenmiyorum ki abi. İşsizlik oranını kim veriyor? TÜİK veriyor. Ulan TÜİK enflasyonu yalan söyleyen bir kurum. Hadi çıksın açıklasın sepeti enflasyon sepetini görelim bakalım. E, domatesin fiyatını ben biliyorum markette örnek veriyorum tamamen. 20 liradan 25 lira olduğunu biliyorum ben bu ay. E sen bana çıkıp domates bir yıldır aynı fiyatta diyebilir misin? Diyemezsin. Enflasyon sepetini açıklamıyorsan benim gözümde yalancısındır kardeşim. Zaten ben gördüğümü mü inanacağım sana mı inanacağım? Bu verilere de inanmıyorum ben. Yani enflasyonda yalan söyleyen en baba veridir. İşsizlikte de yalan söyler kardeşim. Devam edelim. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemde önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak. Hep böyle bir yer. şu zaman başlayacak? Bu zaman başlayacak? Falan. Bu dönem önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak Tek haneye ulaşacağımız istikrarlı dönemi takip edecek Ya bu arada Mehmet Şimşek doğru şeyler yapıyor Mehmet Şimşek'e komple bıraksalar çok daha doğru şeyler yapacak Ama Mehmet Şimşek'i de bırakmıyorlar Bak borsaya vergi getireceğim dedi Ben istemem tabii ki getiremedi Vergi paketi getiremedi Getirebildiği tek şey ne biliyor musunuz? Memurların servislerini kaldırdı Bunu yapabildi bir tek Yani net şey olan lobisi olan hiçbir yere dokunamıyor adam Ve bu Maalesef böyle devam edecek. Ha şunu da söyleyeyim. Sen ne düşünüyorsun Furkan? Enflasyon nasıl düşer diyeceksiniz. Bu hükümetin değişmesi lazım. Hükümet düşman olduğum için değil. Ha şunu da söyleyeyim. Özgür Özel gelirse artı bir olmaz. Çünkü o da dalga geçiyor milletle. Şöyle düşünün. Gelirleriniz asla düşmeden giderlerinizden bir sıfır atılın düşünün. Yani milletle nokta nokta geçiyor. Bak milletle nokta nokta geçiyor. Yani neymiş? Gelirlerimiz aynı kalacak. Et 550 liradan 55'e düşecek. Nasıl olacak o? Nasıl olacak o? Bu dal dalga geçmek milletle. Yani alternatifi de yok. Öyle bir sıkıntılı bir durumdayız. Ya bu kötü. Ulan bu da kötü. Ya benim açımdan öyle. Siz ikisinden birini destekliyorsunuz muhtemelen. Ben yine tokat diyeceğim. Çünkü bu kanalı izleyenlerin %50'si AK Parti ve iktidar seviyor. %50'si CHP ve muhalefet seviyor. Ama ben baktığım zaman ikisi de yanlış görüyorum. Bu da benim fikrim. Yapacak bir şey yok. İstikrar dönemi takip edecek tüm politikalar fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz demiş Mehmet Şimşek Sayın Bakanımız. Cevdet Yılmaz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı da demiş ki programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz. Dönemsel fiyatlama etkisinin azalması ve geçmiş enflasyonla endeksleme davranışı'nın düzelmesinin yanı sıra yapısal reformlarımızla enflasyondaki ataleminin kırılacağını öngörüyoruz demiş. Hepsi benzer açıklamalar yapıyor. Yani piyasanın e, beklentilerini. Değiştirmeye çalışıyorlar kur korumalı mevduat 22.2 milyar TL düştü 1.51 trilyon TL'ye geldi neredeyse 1.5 trilyon TL'nin altına geleceğiz burada güzel gidiyor Bana kalırsa en büyük başarısı şu ana kadar ekonomi yönetiminin geldiğinden beri kur korumalı mevduatı eritmesi oldu 1.5 trilyon TL'yi de bir yıl içerisinde muhtemelen eritirler bizi bundan kurtarırlar abi Evet yabancı yatırımcı 20 Eylül haftasında 206 milyon dolar hisse senedi alışı yaptı bakın geç, bundan bir önceki haftada yapmıştı ve yabancı yatırımcı ondan önce 6-8 hafta civarında ciddi satışlar yapmıştı milyar dolar seviyesinde ve o satışların ardından borsada da düşüşleri gördük yani biraz evet yabancı yatırımcı yani yurt dışı yerleşiklerin e, hareketlerini de izlemek lazım şu anda da alım yapıyorlar İşte adamlar Warren Buffett'ı dinliyor herkes satarken al herkes alırken sat mantığı ya da işte o muhabbet evet gelelim videonun kapağındaki şirkete videonun kapağına konu olan şirketen dedim ya size 2 kat belki 3 katına çıkabilecek olan şirkete platform turizm neden şimdi ben burada platform turizminin bol bol haberlerini yapıyorum ve ihalelerinin ihalelerinden bahsediyorum. Ya bugün iyice dikkatimi çekti. Lan dedim bu kadar ihale nedir? Bakın son olarak şirket SOS Havacılık ile ortak girişim yaparak acil sağlık hizmetleri genel müdürünün ambulans uçak kiralama hizmet alım işini kazandı. İhalesini. İhalenin toplam bedeli 16.3 milyon dolar olup şirketin ortaklık payı %75 söz konusu tane 2023 üretim oranı %13.16 Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerle de ciddi anlaşmalar yaptı. Ve bakın bununla beraber platform turizmin neden öyle söyledim? anlayacaksınız. Bak ben her anlattığımı rasyonel zemine oturturum kardeşim. Çıkıp da ee, arkadaşlar şöyle olacak ve boş atmıyorum. Bak şirketin 2023 yılı toplam satışları 3.1 milyar TL. 2024 yılında yeni iş ilişkileri 7.2 milyar TL ve aradaki fark %227. Şirketin yıllık satışları %227 arttı. Ve gidin istediğiniz grafiği açın. Şirketlerin karlarıyla fiyat hareketleri doğru orantılıdır. Çok net doğru orantılıdır. Aralarında çok net bir korelasyon vardır. Bir şirketin karı 10 kat arttıysa hisse senedi fiyatı da 8 ile 12 kat arasında artmıştır. Belki daha fazla. Belki bir tık az ama muhakkak artmıştır. Gidin bakın. Ve özete geldiğimiz zaman şirketin piyasa değeri defter değeri 1.09 Firma değeri bölü fabrika 11. Pahalı bir şirket değil. Tam eder fiyatında. Lakin daha bu anlaşmalar bilançoya yansımadı. Bilançoya yansıdıktan sonra bu şirketin fiyatı ucuzlayacak ve muhtemelen alıcı gelecek. Zaten ben bunu da anlatmadan önce nasıl satayım anlatacağımı biliyorlar. Ne yapıyorlar? %5,79 fiyat hareketi yukarı yönlü gitti. Al Bayrak grubundan platform turizm. Hatta bugün biraz baktım kimlerden necidir falan diye. İstanbul'da e, Levent Taksim metrosunu yapmışlar o. M2 Hacı Osman metro Hacı Osman'ı mı yapmışlar bilmiyorum. Bayağı da güzel bir proje o. Ee, i̇nsanlara katkılı faydalı bir proje. Onun haricinde bunu da söylemiş olduğu. Gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul son 8 günde yüzde düştü. Ya bu, bu, var ya inanılmaz yani inanılmaz ve <laughs> o kadar belli ki yani o kadar belli ki bastıkları. Neden biliyor musunuz? Bak gün içerisinde sizin de şöyle bir 5 dakikalık grafiğe gelelim. Gün içerisinde bir bakalım. Bak gün açılışından sonra borsa şurada açılıyor. E, aynen burada bu civarlarda nerede açılıyor borsa? Aynen saat 10'da açılıyor 3 Ekim'de. Bak açılıştan sonra aslında tıngırı mıngırı şurada böyle bir fiyat yukarı gidiyor tamam mı? Bu tıngırı mıngırı yukarı gidişten sonra saat 14'ten sonra tekrar bir satış geliyor. Yani bak bildiğin çiz Çizmişler burayı kardeşim, böyle bir satış yok. Bildiğin aşağıya doğru çizmişler, evet satış, satış yılmışlar piyasaya. Bu bana hiç rasyonel, mantıklı gelmiyor. Bu manipüle ediliyor abi. Endeks, borsa, İstanbul endeksin manipüle ediliyor kardeşim. Neden? Bizim Serdar abiyle teknik analist Serdar abiyle yaptığımız yayınlarda kendisi çok bahsediyor, kendisi videolarında ana konu da bu. Viop tarafında endeks kontratları var. Yani aslında endeksin e, türev araç diye düşün Endekse muadil alıp satabiliyorsunuz. Orada özellikle Bank of America ve iş yatırımın çok ciddi derecede eksi satış yönlü kontratları var. Bu ne demek? Yani endeks düşerse bunlar para kazanacak demek. Ve bu kontratlar negatif alındıkça, negatif kontratlar tutuldukça piyasa düşüyor abi. Ne hikmetse. Ve bunlar muhtemelen Alım yönüne döndükleri zaman bu piyasa yukarı doğru gidecek. Yani Borsa İstanbul'da zaten böyledir. Pala var, piyasa yapıcı var. Ama bu çok vicdansız bir piyasa yapıcılık şeklidir yani. Ama gelgöl kikimen ne anlatacaksın abi? O eder değerinin onlarca kat üzerinde halka arz edilen şirketler var şu an Borsa İstanbul'da. Yani son halka arzlara baktığın zaman öyle bir halka arzlar var ki yani şu bin binle DCT Trading halka arzları yemin ediyorum akıllara ziyan, akıllara zarar göstere göstere yapıyorlar artık. Kime ne anlatacaksın ha bu borsada? Onun haricinde genel olarak baktığımız zaman e, İngiltere borsası bir tık yukarıda VIX Kork Endeksinde bir şey yok. 20'nin altında şu anda bir tık yüksek. Yani yüksek olması normal abi. İsrail, Hamas, Hizbullah, İran birbirlerini çatara patara vuruyorlar. Normal. Dünyada bir kaos, bir gerilim var. Onun haricinde baktığımız altın tarafı bugün de eksi. Gördüğünüz gibi ons altın yani bunu fiyatlamıyor. Dolar tarafı hafif eksi. Bitcoin tarafı hafif eksi ama 60 bin doların üzerinde. Genel piyasalarda durgun bir yapı var. Sakin bir yapı var. Gelelim Matrix tarafına. Bugün neler yükseldi? Euro Power. Türk, e, Türkiye sigorta. burada e, bu arada Euro Power'dan iki önemli peyi yaştan aldığı ihale var. Papil. Papillon savunma aselsanız. Zaten savunma sanayi şirketleri yukarıda. Bim yine yükseldi. Obama karnına yükseldi. Gayet güzel. Aşağıda Koza altın koza yine koza emlak konut gayrimenkul şok market İş bankası eczacı ilaç ve medikal park aşağıdalar ve sert düştüler yazık yapacak bir şey yok aracı kurumlara baktığımız zaman yatırım finansman iş garanti BBV ak ve yapı kredi alıcı taraftayken satıcılara baktığımız zaman Bank of America 1.7 milyar TL ağır satıcı. Finans Finansbank, Gedik, Ünlü ve Taciller de ağır satıcı olarak karşımıza çıkıyorlar diyorum ve nakit giriş çıkışı tarafına bakıyorum fonlarda. Para piyasası fonlarında bugün ortalama bir hal vardı. Yani milyar TL'nin üzerinde alım veya satış yoktu ama genel olarak yine alıcı bir durum söz konusuydu. Onu söylemekte fayda var. Onun haricinde kıymetli madenler tarafında da yine alımlar vardı ama satış tarafında da birkaç tane fonda güzel bir satış var. Hisse senedi tarafı zaten ölü. Ölü yani baktığınız zaman 43 milyon TL en fazla para girişi olan e, fon ve en fazla para çıkışı olan fonda yine 43 milyon TL. Yani gördüğünüz üzere çok bence yani çok 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 düşük bir e, hacim ve alım satım tarafı var hisse senedi tarafında. Ve yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman özellikle platform turizmi görüyoruz burada yine 12 milyon dolar. Onun haricinde Karel'in iki tane var biri 856 bin dolar. Biri 960 bin dolar. Bunlar ufak anlaşmalar. Sanika'nın 21 milyon TL. Aynı şekilde Fonet'in var 21 milyon TL. Bunlar da çok büyük değil. Fonet'inki %6 hadi 2023 cirosun oranı. Bu bir bülbül olup insan aynı 460 bin euro. Yine birden yüksek değil. Aselsan'ın 26 milyon dolar. O da Aselsan için ee, dişinin kavuğuna yetmez mi? Öyle bir laf var diye neyse. Evet bir de teknik olarak güzel bir hisse göstereceğim sizlere. Türk Hava Yolları 269-270 seviyesi bakın iki kere direnç olmuş. Daha sonra kırılımın ardından da destek olmuş. Bakın burada destek burada destek ve son olarak yine bu bölgede. Bir de destek bölgesi güzel bir bölge sayılabilir. Türk Hava Yolları <laughs> ama şöyle bir durum var ki e, borsamız rasyonel bir zemine oturmuş bir borsa değil. Yani destek meslek tanınmayabilir ama bence güzel bir e, teknik olarak karşımıza çıkıyor. Bu tekniği de sizlerle paylaşmış olayım. Bu da e, sizlere bir jest olsun yani ekstra diyelim, bonus olsun diyelim ve haberlere geçelim. Şirket haberleri de güzel ha. Bugün yine makineli tüfeğe bağladık. Ratatatata. Niye bağladım makineli tüfeğe? Çünkü bu akşam 3 tane maç var yani. Galatasaray'ın maçı var. Beşiktaş'ın maçı var. Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe ile Beşiktaş'a bu arada başarılar diliyorum. Şimdi Galatasaray'lı kardeşim hemen sinirlenmeyin. Ya size başarı dileyecek bir şey yok ya. Bu 9 milyon euro piyasa değeri olan takım oyna. Dile dilemeden kazanın yani bir zahmet. <laughs> Diyelim ve devam et. Şaka şaka hepinize diliyorum. Özyaşar Yaşartel. Bağlı ortaklık çok Yaşartel. <laughs> tel örme ve dokuma. Tel galvaniz çivinin Galvanizleme çivinin yatırım teşvik belgesi yenilendi. Belge şirketin yeni e, fabrikasında ikinci galvaniz hatlarının kurulumu ile ilgili faaliyetler için kullanılacak. Platon turizmi zaten verdik. Ha, verdik mi? Evet verdik. Anel elektrik. Bakın geçenlerde Ak Enerji ile ilgili Ak Enerji konkordato ilan edebilir. Yapı kredi ile olan yapı kredi miydi? Yapı krediydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Olan kredisi ile ilgili yapılandırma istedi. Zaten yapılandırma dediğimiz şey yani üstü kapalı bir konkordatodur ama ne oldu? Yatırımcısı çıldırdı. Beni linçlediler şirkete şikayet ettiler. Cimer'e şikayet ettiler. SPK'ya şikayet ettiler. Şirket kapa bildirim hatta açıklama yaptı. işte mesnetsiz ve dayanaksız şeyler dedi. Ama dava açamadı. Çünkü neden? Mesnetsiz ve dayanaksız dediği şeyler onların bilançolarından söylediğim şeylerdi. Eğer mesnetsiz ve dayanaksızsa onların bilançoları yanlış. Yine gelelim aynı noktaya. Anel elektrikli finans kuruluşlarından kullanılmış olan nakdi ve gayri nakdi kredilere ilişkin akt edilen yeniden yapılandırma sözleşmesi hükümleriyle ilgili süreç devam ettiğinden finans kuruluşlarının mütabakatı ile süre iki ay uzatıldı. Anel elektriğin cari oranı birin altında tam olarak detay araştırmadım ama bu çok hoş bir açıklama değil onu söylemiş olalım. Doğan Holding'in Pardon Doğanlar Mobilya'nın altta Doğan Holding kalmış. Doğan Holding ile ilgili de bir açıklamamız var. Ya bu çok yoğun olduğu için piyasa ve ben tek çalıştığım için maalesef böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Doğanlar Mobilya bu. Doğanlar Mobilya yönetim kurulu başkanı İsmail Doğan ilk 3 ay istediğimiz verimi alamadık ancak ikinci çeyrekli performansımız daha yüksekti. İlk çeyrekte elde ettiğimiz karı iki katına çıkarttık. yüzde sekse çıkarttık. Üçüncü çeyrekte hem satış hem karlılık anlamında ikinci çeyreğin üzerine çıktık. Tüketiciyle birleşmek için kredi kartlarına sağladığımız imkanlar ve kampanyalarla süreci yönetiyoruz. Nakit akışımızı sağlıyoruz. Kredi borçlanması yaratmıyoruz ve satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yıl sonu için belirlenen hedefleri sağlayacağımıza inanıyoruz. Geçen sene 680 olan mal sayımız bu sene 780 e ulaştı. İyi bir artış. Ayrıca fabrik markalarımızın da çeşitlendirmeye gittik. Bunlar doğu taş var. Başka ne var bilmiyorum. Gelirlerimiz için de ihraç yattı nonin %12 bandı bunu yüzde %20'ye çıkartmayı hedefliyoruz. Afrika'da, Amerika'da ve İngiltere'de kendi şirketlerimizle örgütlendik. Böylece daha karlı satış satış imkanına erişiyoruz demişler. diyorum ve Doğan Holding bende de nasıl bitebilir yani bu kadar da hata yapmış ama. Doğan Holding ile ilgili de Çağlar Söğüş, Göğüş part Vallahi yanlış söyledim? Bu ironi falan değil. CEO'su Çağlar Göğüş Galata Wind'de yılı 300 MW civarında bitireceğiz. Bunu 2030'a kadar 100, 1170 MW civarına taşımaya yönelik net bir planımız var. Bakın. Bakın. Galata Wind'de yılı 300 MW civarında bitireceğiz. Bunu 2030'a kadar 1170 MW civarına taşımaya yönelik net bir planımız var. Bak şirket büyüme şirketi budur işte. Büyüme şirketi nedir? Büyüme şirketi budur. Şirketin borçluluğu oldukça düşük. Neredeyse sıfıra yakın. Yani borçlanabilir ve yatırım yapabilir radikal şekilde. Otomotiv tarafında MG markası iyi gidiyor. Evet gerçekten de iyi gidiyor. Çok iyi ürün gamı olduğunu düşünüyoruz. Çin tarafıyla da çalışıyoruz. Doğan Trend'in 35'in üzerinde bayisi var. 1.2 milyarlık servis yatırımı oldu. Otomotiv sektörü holdingin saç ayaklarından biri olmaya devam edecek. Sigortada, sigortada sıfırdan kurmanın avantajını yaşadık. Genel giderlerimiz sektörün en düşüğü. 7000'e yakın ajenteye ulaştık. Pazar payımız çok hızlı arttı. Sigorta tarafında çok ciddi katkı aldık. Büyüme devam devam edeceğiz. Sigortacılık tarafı da iyi bu arada. Madencilik geçmişten grubun tecrübesi olan ve umutlu olduğumuz bir sektör tamamıyla ihracata yönelik bir alan olacak. Şirketimizi 2025'e hazırlıyoruz. Özellikle maliyet verimine odaklanıyoruz. Karel'de modernizasyon yatırımı tamamladık. Orada ciddi bir verimlilik artışı hedefliyoruz. Sene sonuna kadar burada bunları toparlamaya çalışıyoruz demeyiş. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Esenler'de yer alan 304.922 metrekare büyüklüğündeki arsaların satın alımı 9.9 milyar TL. 9.9 trilyon mu lan bu? Ya bunu böyle yazıyorsunuz. Ben anlamıyorum abi. 9.931 milyar TL yazmış. 9,9 9, 9 milyar 931 milyondur diye tahmin ediyorum. Bedelle tamamlandı. Arsa alımı sürecinde 2.2 milyar TL kısa vadeli kredi kullanıyor. Tamam bu 9.9 milyar TL'dir muhtemelen. Devam edelim. Euro Power. TİH Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iki ihale. Biri 200 milyon TL bedel. Biri 179 milyon TL bedel ile şirketin uhdesinde kaldı. Ve koca erçelik. Şimdi ben bu konuyla ilgili şirketin yatırımcı ilişkileriyle de görüştüm. Koca Erçelik'le ben yatırımcıyım. Benim yatırımcısı olduğum şirketlerden bir tanesi. Neden? Asıl sebeplerden bir tanesi şu. Şirketin Aydın Kuyucak'ta yapılan sondaj çalışmaları var. Jiyotermal Santral ile ilgili ve şirketin koyduğu hedef şu ve beklentisi şu hedefi şu beklentileri şu daha doğrusu bu jeotermal santrallerden çıkan kaynakla hem kendi giderlerinin tamamını karşılayacak hem de geri kalan enerjiyi de dolar bazlı olarak piyasaya satacak ve bununla ilgili bir açıklama bir güncelleme geldi ruhsat sahasında açılan iki kuyudan alınan jeotermal kaynağın kapasitesi doğrultusunda yaklaşık 7 megavatlık bir güce hazırda ulaşıldı bu kapasiteyle şirketin kullandığı elektrik ihtiyacın tamamı karşılanabilecek Ben bugün yatırımcı ilişkileriyle görüştüğümde yatırımcı ilişkilerinden aldığım bilgi şöyle dedim ki hani dedim bu daha fazla bekliyordunuz şu an bu hali hazırda değil mi dahası gelecek dedik evet bu açıklamayı yapmamızın sebebi şu şirketin şu anda mevcut güneş enerji santrali ile beraber 7 megawattlık bir güce ulaşmamız halde şirketin enerjisinin tamamını karşılamamız anlamına geliyor bu, kritik bir eşikti o yüzden biz bunu sizlerle paylaştık ama bu devam edecek ve biz 24 megawatta yanlış hatırlamıyorsam 24 megawatta kadar bir hedefleri var ve geri kalanda satacaklarını söylediler şimdi bu çok önemli bir gelişme Kocaer'in ayrıca Suudi Arabistan'daki Neom şehir projesinde de onaylı tedarikçi olması ve Arabistan'da fabrika kurma planı ve Amerika'daki planlarıyla birlikte ben bu şirketi bir büyüme şirketi olarak portföyüme kattım ve bu da önemli bir gelişmesiydi. Görüşmeyi de bu şekilde yaptığımı sizlere aktarmış olayım. Net Holding'de şirket azami pay sayısı 18.2 milyon adet. Azami fon tutarı ise 850 milyon TL olan bir pay geri alım programı başlattı. Başlatacak bunu niye paylaştım? Bu tür kötü durumlarda, bu tür zor durumlarda geri alım yapan şirketlerin değeri daha yüksektir. Yatırımcıyı sevdiğini gösterir diyorum ve bu haberin de sonuna gelerek kapanışa geçiyorum. Ne oldu ya? Bu bak ışık buradan vurmuş. Benim bütün olayımı bozmuş ya. Neyse siz bu aksiliklere karşı videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve imkanınız varsa katıla katılıp ayrıcalıklardan yararlanmayı ihmal etmeyin diyorum. Ve bu akşam Avrupa'da mücadele verecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Hepinize de iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.